Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 661.sinin ağası Seyfettin Selim. Hayırlı uğurlu olsun. Kırkpınar ağlık ihalesini tekrar mevcut ağ Seyfettin Selim kazandı. Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan gelecek yılın ağlık ihalesine Kırkpınar ağası Seyfettin Selim katıldı. Selim 661 bin liradan açtığı ağlık ihalesini 1 milyon 22 bin lirada tamamlayarak gelecek yıl yapılacak olan 661. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin ağası oldu. 2022 yılının yani 661. Kırkpınar'ın ağlık ihalesini başlatıyorum. 2022 bizim için özel bir yıl. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı'nda Edirne'nin son kez düşman işgalinden kurtuluşunun da 100. yılı. Değerli bir yıl, anlamlı bir yıl ve 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalık bedeli olarak 661 bin lirayla ihaleyi başlatıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yani Trabzon'un plakası başkanım. Evet, sayın ağam buyurun. Ağalık başkanımın diye bir gönül işi uzatmayalım, güreşleri izleyelim. 1 milyon 22. Aynen. 1 milyon 22 bin lira. Satayım mı başkanım? 1 milyon 22 bin lira. Ben atasporumuza, yağlı güreşimize ağalık yapmaktan onur ve gurur duydum. Ne mutlu diyorum. Böyle bir güzel spora, böyle bir peygamber sporuna ev sahipliği yapıyorum, ağalık yapıyorum. Ama benim adım sadece Kırkpınar'la değil, okullarla, camilerle, spor kulüplerle, hastaneye geçin diyorum. Bunu da Sayın Başkanım sağ olsun. Edirne'de çok güzel bir yer gösterdi bize. Biz de Edirne'ye yakışan bir güreş yaptık. İnşallah devam edeceğiz. Altını çizerek söylüyorum. Sadece Kırkpınar ağası olarak değil yani. Burada rakam önemli değil. Bizim adımız hizmetle geçin, yardımla geçin diyorum. Ben bize saygılar, sevgiler sunuyorum. Kırkpınar'da ağalık yapmak, bu insanlara yemek vermek, yatacağı yer ayarlamak, ataspora destek olmayı gerçekten seviyorum. Ben içimden geldiği için yapıyorum bu işi. Bu bir sevgi. Tabii amacımız güreşleri de, bak kıran kırana bir güreş dedik burada. Bütün güreşlerinde kıran kırana gitmesine uğraşıyoruz. 10 senede, 12 sene oluyor bu sene. Çok katkımız oldu. İnşallah devam edecek. Amaç burada sadece ataspora güreşi layık olduğu şekilde yapmak. Bunun için uğraşıyoruz. Emeği kesinlikle teşekkür ediyorum. Çok emeği olanlar var. Yani bak bu pandemi döneminde böyle bir güreş yaptık. Ne mutlu bize. Eğer güreşe bir sene daha ara verseydik gerçekten sıkışacaktık. Yani bu pehlivanlar 1,5 sene güreş yapmadılar. Burada gördük bayılan oldu, ayılan oldu, kesilen oldu. Çünkü çok zaman. Bu sene bu arayı kapattık. İnşallah seneye daha güzel olacak. Ben emeği kesinlikle teşekkür ediyorum. Güzel bir atasporu ama benim amacım burada... Benim ağalık nerede yaptım herkes biliyor. Benim amacım da Kırkpınar değil. Benim adımın hayır işlerine yapılması. Okullar, camiler, sağlık ocakları, spor testleri. Bak Edirne'de çok güzel bir tane kreş yaptık. Çok güzel bir kreş. Sevdiğim bir projeydi. Bitirdik. 7 ay gibi sürede bitirdik bunu. Bu pandemi döneminde. İnşallah devam edecek hizmetlerimiz.